Şu anda görebiliyor musunuz? İşaret gösteriyor mu acaba şey? Tam şurada. Dağın ortasında bir küçük tapınak. İşte buradan bulunmuş. Altın yörük buradan çıkartılmış. Çok çalışanlar var elbette altın yörük üzerine. Tek tek saysak başa çıkamayız. Mesela sol üstte Willy Bang'ı görüyorsunuz. Ortada Willy Bang ve Gaben. Sağda Gaben. En altta Saadet Çağatay Hanım ve onun yanında rahmeti Arat Hoca. Daha başka çok çalışanlar oldu. Şinasi Bey başlı başına ayrıntılı fragmanların kataloğunu yapmıştı Mayıs'ta bulunanların. Daha sonra bunu Simone Hanım tamamladı. Peter Sime çalıştı. Klaus Röhrbohm çalıştı. Çalışan çok. Onları şu an tek tek saymak ayrı bir ders konusudur. Bu Gansu'da bulunan bütünlüklü yazma Malof tarafından parça parça bastırıldı Radloff ile birlikte. Bir giriş ve bir sonuç cümlesi bölümüyle. Mesela burada 1 ve 2. kitaplar yer verilmiş. 1913'te basılmış. Bu kitap aynı şekilde nerede? Bu kitap aynı şekilde Osnabrück'te tekrar basıldı. Japonya'da tekrar basıldı. Hindistan'da tekrar basıldı. Tekrar tekrar basıldı yani bu yayın. Bu yayın demeyelim. Bu Altun Yarık'ın bu tercümesi Çince bir metne dayanır. Çince metin ise Johannes Nobel tarafından Almanca'ya çevrildi. Sadece Çince değil, Tibetçe metinde aynı şekilde. Bizim çalışmamızda en çok kullandığımız yayın budur. Karşılaştırmak için, yararlanmak için. Nobel'in yayınıdır. Bundan ne kadar önce? 22 yıl önce Japonya'da bir sergi olmuştu. Bu sergide Sadharma Pundarika sergisi adı altında Lotus Sutra Cemiyeti. Lotus Sutra Cemiyeti düzenlese de yani sadece Sadharma Pundarika değil, Mahayana Budizmi ile ilgili en önemli yazmaları Tokyo'ya topladılar ve bir sergi açtılar. Orada Altun Yarık'ın ilk sayfasını da getirmişlerdi St. Petersburg'dan. Moğolcasını getirdiler. Burada Moğolcasını görüyorsunuz. Oyratça Altun Yörük'te aynı şekilde Altan Gereli'dir bu Moğolcası. Onların birer sayfasını o sergi kataloğuna koydular. Ben oradan aldım bu resimleri. Şu an Müller'in yayınının kapağını görüyoruz. Uygurika ve sağ tarafta da Altun Yörük'e yer verdiği kısmı görüyorsunuz. Sağ tarafta da Altun Yörük demişim. Müller'den ilk şey buradan ilk bölüm Müller'in kitabından. Müller'in kitabına yer verdim. Sadece bir görmemiz için. Burada tek tek bakarsak Müller tek tek Çince kelimeleri sıralamış. Altun Yarık için. Bizim değineceğimiz Açbars hikayesi ise çok ünlü bir hikaye. Bu bütün dillerde, Çince'de, Tibetçe'de, Moğolca'da çok sevilen bir hikaye. Aslında Viyagra Cataka diye geçiyor. Birçok tapınakta duvarlara hikaye tasvir edilmiş. Mesela şurada sol üst tarafta gördüğünüz resim hatırladığım kadarıyla Dunhuang'daki mağaralardan. Başlangıcı böyledir. Aslı tabii ki eserin aslı Sanskritçe ama Sanskrit aslıyla Çince aslı birbirinden farklı. Sanskrit aslı daha kısa bölüm sayısı olarak Çince daha uzun. Çince 30 bölüm civarında. Çince, Tibetçe, Moğolca, Uygurca, Tangutça. Bunlar hemen hemen birbirlerinin benzeridir. Bütün adı da böyle değil mi? Altın önlük, yarık, yaltırıklık, kopta köttürülmüş, nom eligi atlık, nom bitik. Altın ışıklı, aydınlık, parlak, her şeyden yukarıya çekilmiş, yukarıya götürülmüş. Öğreti hükümdarı, kanun hükümdarı adlı öğreti kitabı. Bu harfiyen çeviri. Ekleri özellikle göstermek için böyle okudum. Ve bu da en üstte Sanskritçe, altta Çince uzun adı ve Uygurcası ve bunun transkripsiyonu. Turfan bölgesinden çıkanlar böyle parça parça. Bütün bunları Simone Rachman Hanım 3 cilt halinde katalogla gösterdi. Bunlar için 3 ciltlik bir katalog var. En ünlü, en yaygın yayın
1941'de Gaben'in Alttürkçe gramatik içerisinde yer verdiği bölümdür. İlk kez Gaben hikayenin neredeyse tamamına yakınını grameri içerisinde yayınladı. Bunun Türkçe tercümesi de var. Mehmet Akalın yaptığı dil kurumundandır. Rahat ulaşılabilir değil mi o kitap? Yoksa herkes bir yerden PDF buluyor. Bu kitap 3 kez basıldı Gaben'in kitabı. 1950 ve 1974'te. Başka neler var? Malof'un Pamyetnik diye kısaca adlandırılan eserin içerisinde de bu hikaye 1951'de tekrar yer almış. O ilk 1913'teki baskısının benzeri bu hikaye, bu kitap içerisinde transkripsiyonlu olarak ve Rusça tercümesiyle yer almıştır. Bu bir antoloji kitabı diyelim. Tarihi dönem Türk dilleri için benim her zaman kullandığım, öğrenciyken çok kullandığım bir antolojiydi. 500 sayfaya yakındır. Runik yazıtlardan başlar. İslami dönem Harezm metinlerine kadar uzanır. Genişimin de Çin'de bu konuda çalışmalar yaptı. Çok küçük kitaplar çıkartmıştı geçmişte. O kitabın kapağı. Son değineceğim, tarihsel olarak değineceğim. Sağ tarafta görüyorsunuz. Türkiye'de ilk kitap yayını Saadet Çağatay Hanım'ındır. Altın Yoruk'tan iki parça adı altıyla. Bu iki parçadan kast, birinci parça Altın Yoruk'tan birinci kitaptan Kütav hikayesi diye bilinir. O hikayedir. Son ise son parça yani ikinci parça Açbars hikayesidir. Sonunda da o dönem dil tarihte çalışan ünlü sinolog Eberhard tarafından yapılmış Çince'den Türkçe bir çeviri yer alır bu kısımlara ilişkin. Sağ taraf bu. Sol tarafta Zemire Hanım'ın, Zemire Gulcal'ın yaptığı çalışma yer alır. Açbars hikayesi adı altında dil kurumundan çıkmıştı. Bu şu an gördüğünüz ikinci baskının kapağıdır. Şimdi ben bu mevcut yayınlardan yararlanarak kendi kitabımda yer verdiğim parçaya geçeyim. 607. sayfada başlar bu hikaye. İlk olarak Ananda diye başlar. Ananda'daki Anand isim, sondaki A ise vokatif seslenme ekidir. Ey Ananda der gibi. Ey Ananda. Bizim duruma göre oturumumuz kapanırsa ben buna bir ilave oturum açmak isterim. Ama açamaz isem bakalım oturumumuz ne kadarmış. 10 dakikamız daha var. 10 dakikada bitirmeye çalışalım. 10 dakikada hiç değilse bu hikayeyi asgari ölçüde konuşmuş olalım başlangıcına. Ömre ertmiş üdde bu çambudivik uluşta. Kısa kısa yapalım. Ananda Buda'nın her zaman yanı başında bulunan ve ilk vaaz verdiği müritlerindendir. Buda'yı tasvir eden heykel grupları söz konusu olduğunda bir yanında Ananda, bir yanında Kaşip o bulunur. Ama çoğunlukla Ananda'dır. Ananda dediğimizde buradaki Uygurca'daki Anand ise ey Ananda. Ömre ertmiş üdde bu çambudivik buluşta. Parça parça yapalım çünkü cümle uzundur. En altta aslında yakın bir tahmini bir çevirisi, tercümesi var. Oraya bakılabilir. Ömre ertmiş üdde. Ömre yazıtlar döneminde rare çok geçen bir ekti. Ama daha çok yön gösterme belirteci olarak kullanılırdı, yön gösterirdi. Rare iki işlevde biliyorsunuz. Zaman ve yer belirteci yapar. Burada zaman belirteci. Ömre evvel demek. Evvel, önce. Zaten bir hikaye var burada. Anlatı var. Anlatı olduğu için tıpkı evvel zaman içinde der gibi bir şey olmalı. Ertmek, geçmek demektir. Eski Türkçedeki geçmek için kullanılan birkaç fiilden birisiydi değil mi? Ertmek var, ötmek var, aşmak var, geçmek var. Her birinin birbirinden ayrışan noktaları var, örtüşen noktaları da var. Başka derslerde değinmiştim. Hızla geçeyim bunu. Üd kelimesi zaman idi. Demek ki eski Uygurca'da bu ü ile yazılıyormuş. Bunu Brahmi harfli metinlerden anlıyoruz. Yoksa şu an kullandığımız Uygur harfli metinde ü ya da ö olduğu belli değildir. Buradan anlaşılmaz. Ama Oğuz grubu Türk dillerinde öymiş. Öyle derken veya üç öğün yemek derken kullandığımız öğün veya öyle bu eski Türkçe öd veya Uygurca üd ile alakalı. Ki bizim kullandığımız öğün o dönem ödün olarak var. Veya Uygurcası üdün. Altaycada
Gorno Altay'da, Dağlık Altay bölgesinde öy olarak bu kelime yaşıyor. Demek ki onlar da öğlü gruba gidiyormuş. Onların dayandığı dil. Evvelden, geçmiş zamanda bu Çambudivip uluşta. Çambudivip Sanskritçe bir kelime. Genelde dünya yerine kullanılıyor. Çambudvipa birleşik bir kelimedir. Uluşta bu dünya ülkesinde diye genelde böyle tercüme ediyorlar. Dünya için kullanılan kelimelerden birisi. Uluş, ülke anlamındaki kelimedir, ülke. Bugünkü Türkçe'de ulus diyebildiğimiz kelimedir ama ulus diyebildiğimiz kelime elbette bu eski Türkçe'den gelmiyor. Ulus diyebildiğimiz kelime Moğolca esaslı. Çünkü Moğolca'dan Türkçe'ye geçerken Moğolca'daki şekliyle geçmiş. Eski Türkçe'den veya Uygurca'dan Moğolca kelime geçerken, Moğollar bu kelimeyi alıntılarken S'li olarak alıntılamışlar. Çünkü o dönem, eski dönem Moğolca'da Ş sesi yok. Böyle biliyoruz. Bu sebeple de uluş kelimesi ulus olarak ödünçlenmiş. Es Türkçe'de kelime ülke demek iken bugün halk, millet anlamında ki bu da Moğolca'daki anlamıyla örtüşür. Bugünkü kullanılan şekli. Oysa es Türkçe'de ülke demek. Bu dünya ülkesinde Maharati atlık Elik Han Bar Erti. Bu dünya ülkesinde Maharadi adlı hükümdar var idi. Elik Han hükümdar demek. Aslında ikileme gibi. Elik hükümdar demek. Han zaten biliyorsunuz. Bunun El Han şeklinde kullanımları da vardır. Ki İran'daki hanedanın, Moğol hanedanının adı odur. Elhanlılar, Elhaniler. Ama Arap harfli kaynaklara dayalı okumalar söz konusu olduğu için İlhanlılar şekli yaygınlaşmış. Oysa İlhanlı değil, doğru şekli Elhanlı olmalı. Elhani. Çünkü eski Uyurca kelimeye dayanır. Bu dünya ülkesinde Maharadi adlı hükümdar var idi. Ol yeme Maharadi Elikan Ertinü Ulug Bay Barımlık. Harfiyen tercümeye edersek ve de, o da veya o da. O bildiğiniz gibi o işaret zamiri. Yeme de anlamdaki kelime yazıtlarda geçmişti. Bu defaten defalarca açıklandığı için gerek yok. Ama bildiğimiz bir şey var. Burada ilkece ünlüsü zayıflamış, yazılmamış. İslami dönem metinlerde ise y'si de yazılmamış, mame şeklinde yazılır olmuş. Bugünkü çağdaş Uygurca'da mu şeklinde vardır. Tekrar kelimeye dönecek olsak, hatta bunu Moğolca neme, nemekü fiiliyle karşılaştırırlar. Poppe'den beri var bu karşılaştırma. İlave etmek, eklemek. Bu yine Açbaş'la ilgili başka derslerimde değinmiştim. Nicolas Poppe'ye uzanır bu birleştirme. Es-Türkçe muhtemel yem fiili Moğolca neme ile birleştirilir. Ve her ikisini eski Türkçenin sonunda, yemenin sonunda zarf fiili eki vardır. Ol yeme maharete atlık, ol yeme maharete elikan, ertinü uluk. Ertinü, ertingü olması gerekir. Ertmek, geçmek, aşmak fiilinden ertinmek, kendisini geçmek, kendisini aşmak ve gü ile oluşmuş olmalı. Ertinü, fazla, aşırı, ziyadesiyle çok fazla anlamdaki bir kelime. Ertinü uluk, pek büyük, pek yüce. Bay barımlık. Bay barımlık ikisi birlikte zengin. Bay kelimesini biliyorsunuz. Bütün Orta Asya Türk dillerinde, Sibirya grubu Türk dillerinde yaşar. Zengin demek. Barımlık eski Türkçeden beri, yani runik yazıtlardan beri bilinir. Barım. Moğolca'da izleri var galiba ama asıl bilinen şekil bu kelime için Macarca'dır. Macarca'da yanlış hatırlamıyorsam barom şeklindeydi. Bunun için Macar hocalarımız ayrıntılı yazdılar. Rona Taş ve Berta hocaların birlikte hazırladığı etimolojik sözlükte bunun için çok ayrıntılı bilgi var. Barım kelimesi çözümü bugün için biraz güç. Çok fazla teori vardır bunun yapısıyla ilgili. Barmak fiiliyle bir ilgisi herhalde yok. Çünkü fiil burada bir mevcudiyet, bar kelimesi var. Bar kelimesiyle olmalı bağı. Tsangları, ağlıkları, tsang Çince bir kelime, ambar anlamında, ağlık Türkçe bir kelime,
hazine konan yer. Yer adı yapmış, kömürlük gibi bakıyorsunuz. Ahı değerli nesneydi. Yazıtlarda özellikle ipekli kumaşa varana kadar bütün değerli nesnelerle ilgili kelimeler bir arada geçerdi. Ahılık değerli şeylerin konduğu yer. Hazine. Değerli nesnelerin saklandığı yer. Itarık, et tavar üze tolu. Itarık ikileme olarak kullanılıyor. Tarık bugünkü darı kelimesine tekabül eder ses olarak. Anlam olarak da yakın. Hububat, zahire veya ürün diyelim. I ise yeşillikle bitkilerle ilgili hemen hemen her şey eski dönem Türkçe'de. Yazıtlarda genelde orman yerine, ormanlık yer veya biraz daha farklı yani ama bizim bildiğimiz çam ağaçları değil de biraz daha farklı. Klausun'da daha ayrıntılı güzel açıklaması var. Oraya bakabilirsiniz. Bildiğimiz yaygın açıklama şudur. Ağaç kelimesinin kökü olan ı gaç buradan gelir. I ve gaç, gaç küçültme eki. I gaç ormandan bir parça. Küçük orman yani ağaç. Bunun için de yine klausuna bakmanız iyi olur. I tarık, ed tavar. Ed tavar mal mülk. Ed nesne, değeri olan nesne. Tavar da mal. Bugün galiba Kıpçak dilleri üzerinden olsa gerek, Tatarca üzerinde olsa gerek, Slav dillerine özellikle de Rusça'ya geçmiş bir kelimedir tavar. Rusça'da da kullanılır. Bizim Türkçemizde Anadolu'da küçükbaş hayvan yerine daha yaygın kullanılır, davar şeklinde. Ama burada mülk anlamında, et tavar, üze ile anlamdadır. Tolu, dolu, tam bizim Türkçedeki kelime o halde. Ve o maharede hükümdar, pek büyük, zengin, ambarları, hububat, mal mülk ile dolu. Burada bir virgül koyup devam edelim. Alp atım, sülük küçüğe tükellik. Alp kahraman demek. Atım nişancı demek. Atım kelimesi bugün hemen hemen Türk dillerinin tamamına yakında görülmez. Yani hemen hemen hiçbirisinde görülmez demeyeceğim. Hemen hemen hiçbirisinde görülmez ama bir dilde tespit ettim. Nogayca'da var. Bunu bir öğrencimin yazdığı bir makalede ortaya koymuştu. Buradaki manası nişancı demek. Atma anlamda değil. Atmaktan atım ama anlamı atma, atış değil. Nişancı. Fail. Alp kahramandı. Kahraman, nişancı, ordu, askeri açısından küçüğe tükellik. Küçüğe, gücüne. Gücüne, kuvvetine demek. Burada bildiğiniz gibi küç kelimesi ve buna gelen iyelik eki, üçüncü kişi iyelik eki ve üçüncü kişi iyelik ekinden sonra görülen ngangye, datif lokatif eki gelir. Üçüncü kişi de sonra lokatif ve datif eki ngangye şeklindedir. Çünkü geçmişte üçüncü kişi iyelik ekinden sonra bir zamir nesi geldiği için zamir nesinden sonra KK olacak. N ve K bir araya gelince zamanla birleşmiş ve N sesi ortaya çıkmış. Bu bizim görmediğimiz bir dönemde meydana gelmiş. Tükellik tam demektir, eksiksiz demektir. Törtün sınar yer oranuk iyiymiş basmış. Vaktimiz az olduğu için sadece tercümeyle hızla gideceğim. Daha doğrusu tercüme alttan okunabilir. Ben her kelimeyi o zaman çözeyim. Törtten sınar. Bugünkü Türkçe ile dörtten taraf bizim bugünkü ifademizden farklı. Dört taraftan değil, dörtten taraf. Sınar, taraf demek. Tıntin, eski Uyurca'daki çıkma, ayrılma durum eki. Yer, oronuk. Burada yine görüyorsunuz ikileme. Yer ve oron. Bugün oron birçok Türk dilinde kullanılır. Orta Asya'da, Sibirya'da, bizim Türkçemizde yok. İymiş basmış, bunu iymiş basmış şeklinde kullanan da var. İymiş şekli de olabilir. İymek, ezmek demek. İymek, ayağıyla basmak, ezmek. O halde bu bir ikileme. İymiş basmış, ezmiş. Üküşke ayatmış, çoğunluğa kendisini saydırmış. Üküşke, üküş çoğunluk demek. Çoğunluğa kendisini saydırmış, ahırlatmış, hürmet ettirmiş. Ahırlamak, hürmet etmek. Ağırlatmak, hürmet ettirmek. Kendisine hürmet edilmesini sağlamak.
Ürük uzatı uzun süre. Ürük uzatı demek uzun süre. Ürük uzatı beraber kullanılıyor. Uzatı süreyi, vakti gösterir. Uzun süre demek. Tercüme aşağıda olduğu için ben tercüme yapmayacağım. Kelimeleri bitireyim çünkü bir dakikadan az kalmış. Könü nomça töreçe. Doğru öğretiler gereği. Nom töre. İkisi beraber kullanılıyor. Yasa, kanun, dini kanun. Könü ise doğru, düzgün. Doğru yasalara göre, doğru kanunlara göre başladaçı. Başta gelen, yani başta olan, yöneten. İmerikme kamak bodunun karasını asmış. İmerikme bütün demek. Kamak da bütün demek. O zaman beraber kullanılıyor. İmerikme kamak, bütün. Bodunun karasın, halkını. Bodun halk idi. Bodun kara halk. I iyelik eki veya sı iyelik eki. N de iyelik eklerinden sonra gelen akuzatif eki. I ve sı üçüncü kişi iyelik eki. Halkını asmış, üklitmiş. Asmak artırmak demek, çoğaltmak demek. Üklitmek de çoğaltmak demek. Üküş kelimesiyle aynı kök ekiler. Üklemek fiilindendir. Üklemek de ükül isminden gelir. Asıl kar, fayda kelimesinde görülür. O asıl fayda kelimesi de eski Osmanlı